Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Çorum'dayız. Evet, hoş geldiniz. Bugün Leblebici ailesine misafir olduk. Hoş geldiniz. Sağ olsunlar, bizi bahirlerine davet ettiler. Her zaman bekleriz. Evet. Merhaba tekrardan. Merhaba. Sizi kısaca sizi tanımak isteyen arkadaşlar için biraz kendinizden ve ailenizden bahseder misiniz? Adım Erhan, soyadım Leblebici. Çorum'da yaşıyoruz. Dört kişiden oluşan bir aileyiz. Eşim, iki tane de çocuğum var. Mustafa bir tanesi. Diğeri kızım şu an burada değil. Evet. Gelmedi. Böyle. Kızlar öyle. Büyük olunca arkadaşlarıyla gezmelerde. Ama Mustafa'cığım burada. Mustafa. Mustafa'cığım sen de kendini tanıt. Ben Mustafa Leblebici. Evet. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Daha çok böyle oyun kurma gibi şeyler seviyorum. Evet. Şarkı çalma. Evet. Mesela böyle teknolojik şeyler seviyorum. Başka yok yani, bu kadar şey. İyi, güzel. Vosvos seviyor musun? Onu söyle bize. Vosvos çok severim. Oo, en çok hangi Vosvos'u seviyorsun? Sarıyı seviyordum ama. Neyse, onu öğreneceğiz. Babası sattı. Evet, onu öğreneceğiz. Öyle. Başka var mı? Söyleyeceğim bir şey. Yani. İş hayatımızdan bahsedebilirsiniz. Yani esnaflık yapıyorum şu anda. Evet. Şu an emekli oldum. Oh, ne EYT bize de vurdu. Ne mutlu size. Mustafa'cığım nereye gittin ya? Çayları doldur da gel. Tamam, geliyorum abi. Evet. Vosos'la ilk tanışma maceranız nasıldı? Ne zaman başladı? Ondan bahsedersek biraz. Vosos'u küçüklüğümden beri Mustafa'nın yaşlarındayken hep görüyordum. Bizim de olsa hep diyordum ama bir türlü kısmet olmadı. Büyüyünce alırız dedik. Büyüyünce de işte farklı sebepler oluştu. Daha sonradan kısmetmiş 2 sene 3 sene önce bir Vosos, artık gözümüzü kararttık, bir Vosos aldık. Bir Vosos kredisi çekelim. Onunla başladık, bir Vosos kredisiyle başladık. Doğru, aynı gibi oldu. Peki şey, yani hep Çorum'da mıydın? Evet, hep Çorum'daydık. Çorum'da ama şey işte, bize verdiğiniz şeylerde de gözüküyor bu stickerlarda. Şöyle göstereyim. 2011'den beri o veya daha böyle, öncesinden beri. Tabii diyorum, hep hevesimiz vardı ama bir türlü kısmet olmuyordu. Ne güzel. Olsun. 2 sene, 3 sene. Vosos'la başlamak Vosos. İlk Vosos'unuz ilk nasıldı? Vosos'um 70 model demir torpido, düz camdı. Onunla başladık. Ama biraz nasıl diyeyim, biraz daha böyle eski olduğu için biraz yolda bırakmaya meyilliydi. Tekrar yaptırıp onunla devam etmek istedim ama her söyleyen kişi dedi ki buna bir bulaşırsan çıkamazsın dediler. En iyisi bunda başka bir daha temiz bir vosvos bulursan onunla devam et dediler. Şimdi mavişi bulduk. Evet. Maviş de şu an devam ediyoruz bakalım aynısı. İlkinin adı neydi? Limon. Limon da çok sevdiğim bir arkadaşımdı. O da şu an Konya'da. Şu an kullanıyor. İyi, çok güzel. Bizim motorumuzun ismi de Sulu Zırtlak. Öyle mi? Adaşlar. Aslında. Evet. Öyle. Ay. Vosvosunuzun yeri, önemi nasıl? Sizin için hani duygusal bağlarınız onunla. Sizi hiç üzüyor mu? Ne zaman Vosvos mutlu oluyorsunuz? Bizim ailemizden biri oldu. Yani herkes tanıyor. Herkes tanıyor tabii yani. Artık bizimle bütünleşti. Aynen, genelde öyle oluyor. Evet. Görenler bu işte Leblebici ailesinin Vosvos'u diyorlar. Maviş falan tabii, diyorlar tamam, değil mi? Biliyorlar, herkes tanıyorlar yani. Peki İsmini? Şey, satmayı falan düşünür müsünüz mesela? Öyle bir düşünmem. Yani çok zor durumda kalmadı işte, düşünmem. Yani bunu satıp hadi Mercedes alayım falan yok gibi bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Yani. Bu heves zor yani durumda kalmadığınız sürece. Aynen, genelde öyle. Öyledir. Sen nereye gidiyorsun yine? Çılgın. Duramaz yerinde. Olsun. Ne güzel. Peki öyle aklınıza gelen ilk mutlu anınız falan, maviş de olur, limonlu olur, neler yaşadınız öyle? Size evet gülümseten bir anı. Ya şimdi çok oldu tabii de. Yani en çok hoşuma giden hani böyle çevredeki çocuklar olsun, geliyorlar böyle bir sevinçli sevinçli binmek istiyorlar. İlk zamanlarda mesela çok gezdiriyordum.
tanıdık kişileri, çocukları bindiriyordum Vosos'a, gezdiriyordum. Hoşuma gidiyordu yani. Evet. Mahallenin Vososçu abisi olarak. Aynen aynen, evet. Gece kapımızı çalıyorlar bizi bir Vososla gezdir diye. Sen de biniyor muydun öyle gece gece? Gece gece ben bilemiyorum. Bilemiyor musun? Öyle ortam mı yapardın? Bak bu bizim Vososumuz falan. Arkadaşların oluyor mu öyle? Yapıyor. Resim çekinelim falan Mustafa, hadi gidelim. Yok, bizimkiler o kadar şey yapmıyor. Ya. Neyse, ileride alırsın babandan. Vososu gezersin. O zaman evet. Büyüyünce ehliyet al da. Zaten kız diyor şu an. Baba diyor 18 yaşına girince ehliyeti alınca. Tamam, o zaman araba senin dedim. Aa, bakalım. Aynen. Umarım. Peki Vosos sahibi olmanın sizin için ne gibi ayrıcalıkları, ne gibi zorlukları var? Biraz bahsetsek. Yani zorlukları diğer araçlardan aslında daha zor. Niye zor? Ben yağmur yağıyor. Diğer başka bindiğimiz araba aracımız da var. Onun için önemsemiyorum. Hemen koşa koşa bunu çadırla üstünü örtüyorum. Kapalı otoparka çekiyorum. Bulunduğumuz yere çekiyor. Tamam, tamam, evet, evet. Şu an mesela yağmur yağsaydı biz yağmur altında video çekip. Araç buradaydı. Maviş burada kalırdı yani. Dediğim gibi sonuçta bir ailemizin ferdi gibi olduğu için. Evet. Yani kıyamıyoruz. Kıyamıyoruz tabii. Öyle. Peki zorlukları? Hiç yani hani çok zorladı mı sizi hiç öyle? Öyle artık ya, çok şükür öyle çok fazla zorlamadı ama yani şöyle söyleyeyim. Tabii normal bir yeni model bir araba gibi buradan bastığımız zaman gönül rahatlığıyla korkarak gidiyoruz aslında. Yalan yok. Yani bir başka bir şehre giderken acaba yolda bırakacak mı? Acaba kalacak mıyız? Kalırsak ne olur? Ama çok şükür daha yaşamadık. Bizi hiç ama hiç bırakmadı yani. Değil mi? Hiç bırakmadı, evet. Evet. Ama şey geliyor evin önünde bozuluyor. Evet. Öyle bir şey olduğu zaman da. O getiriyor ama. Yoruluyordur artık. Yeter diyor. Olabilir, uyuyor. Yeter artık. Biz çok yorulduk diye. Şey oldum mesela hiç bize, ben de oluyor arada böyle yolda böyle isyan ettirdi hani, ama bozulmamış hiç yolda. Yok, hiç bozulmadı. Ya da kapının önünde mesela bozulduğunda ya da çalışmadığında diyelim daha doğrusu. Çalıştırmak için uğraştığınızda sizi hani bıktırıyor mu bazen? Yeter artık. Niye çalışmıyorsun falan gibi. Yok, öyle bir şey olmuyor yani. Dediğim gibi daha henüz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Evet. Ama aracınızı bakımını yaparsanız zaten her araba, biz de bakımını devamlı yaptırıyoruz. Aynen. Buralarda biraz zor ama. Yani Karadeniz bölgesi olarak diyeyim, Orta Karadeniz bölgesi olarak ustasını bulması biraz zor. Evet, biz de çok bilen yaşıyoruz. Arkadaşlardan işte yardım alarak bir şekilde yani, yaptırmaya çalışıyoruz. Vososçunun tamircisidir diye. Devam ediyoruz. Evet. Ya biz çok yaşadık bunu. Hani gittiğimiz her yerde bir Vosvos dostluğu diye bir şey var yani. Bir şekilde bir bağ kurduruyor. Siz neler yaşadınız? Sizde neler oluştu böyle? Ya işte mesela sizle yeni tanıştık. Evet. Yani Vosvos sayesinde tanıştık. Yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk. Evet. Yani her gittiğimiz şehirde nasıl diyeyim, yabancılık çekmiyorsun, kesin birini buluyorsunuz ve birileriyle yani yalnız hissetmiyorsunuz kendinizi orada. Evet. Vosos olmasaydı zaten tanışamazdık yani. Tabii, yoksa ben sizi nereden bulacağım, siz beni nereden bulacaksınız, öyle bir durum. Ama Vososçuların hepsi böyle şey, daha sosyal insanlar. Birbirleriyle evet. Samimiyet kurabiliyorlar. Genelde ailecek zaten görüşme şeyleri oluyor. Grup. Evet. Kafeye bile gitsek mesela. Tabii. Ailecek yani. Geliyorlar ya da işte kızlarıyla, çocuklarıyla ne bileyim öyle geliyorlar. Güzel oluyor. Güzel oluyor yani, bir ortam sonuçta. Yeni bir aile gibi bir şey oluyor. Evet evet. Aynen. Peki hayalleriniz veya ileride yapmak istediğiniz planlarınız nelerdir? Hayallerim önce Vosvos sahibi olmaktı. Vosvos sahibi olduk tabii. Evet. Şimdi emekli de olduk. Yani böyle kamp alanlarına gidip uzun süreli kamplar yapmak. Oradaki ortamı yaşamak. Bunu kıza verdikten sonra herhalde. Emanet alırız ya, verir herhalde kampa gitmek için. Ya da büyütürsün. Ya da T2 alırız, evet. Bir şey alırız yani. Diğer binek arabanız varsa onu satıp mesela. Olabilir. Büyük minibüs falan tarzı. Olabilir evet. Eşimle beraber. Yani ondan sonra kampa siz gideriz. De artık. Umarım katılırsınız bu sohbete. Bu sohbete umarım katılırsınız. Aynen.
Güven Bey beni ille konuşuyor. Evet. Zorluyorum. Hadi geleyim tamam. Mustafa'cığım. Ben uzakta durayım dedim ama. Şöyle çevireyim. Tamam. Merhaba. Evet. Merhaba. Hoş geldin de. Hoş geldin. Ben mutfaktaydım o yüzden geç kaldım. Yok öyle de demeyelim. Sonuçta mutfak hepimizin işi. Kadın erkek tabii. Ayırmıyoruz. Tabii. Oo tatlıları götürüyorsunuz Mustafa evet, Bey. Evet. Mustafa'ya dikkat edin o tatlılar bitecek. Olsun olsun. Aynen yarasın. Aynen. Ama dokunmasın. Dikkat evet, et. Evet biz ha? De ondan korkuyoruz. Peki Bos Bos deyince aklınıza gelen ilk üç şey desek ne gelir? İkinize de soruyoruz. Ya da üçünüze de soruyoruz. Herkes bir tane söylesin o zaman. Yani Bos Bos deyince o Bos Bos'un sesi mesela. Evet. Uzaktan hoş geliyor. Evet. Ama güzel, hoş geliyor. Mesela mahalleden bir tane Bos Bos geçerken. Aynen yani ben Erhan'ın geldiğini anlıyorum. Tabii. Evet. Arabanın sesinden diyorum bak babanız geldi diyorum ama. sesinden anlıyorum yani evde. Benim için de dostluk yani Bos Bos deyince dostluk. Senin için peki Mustafa'cığım? Benim Bosos. Aklıma babam geliyor. Bos Bos gibi adam falan. Genelde vardır ya öyle bir reklam. Güçlü asla pes etmeyen, yolda bırakmayan. Evet. Logosunda vardı ya. Yavaş yavaş ilerler ama. Emin adımlarla. Yavaş ama emin adımlarla. Büyüksün. Buradan puanı kaptın. Evet. Vos vosunuz bozulduğunda onun tahminini yapıp yola devam etme bilgisine sahip misiniz veya işte yardım aldığınız birileri mi var? Gruplar mı var? Nasıl oluyor sizin için? Yani elimden gelmiyor işin aslı. Ama tabii vos vos dostluğu olduğu için en yakın şehirdeki yani oradaki arkadaşlara ulaşıp da yardım istediğimiz zaman başımıza gelmedi ama duyuyoruz hep söylüyorlar. Ellerindeki işleri bırakıp hemen yardıma koştuklarını duyduk. Başımıza gelmediğimiz ama bir rivayet. Umarım olur falan. Gelmesin yine başımıza da yani. Yok ya biz geliriz. Aynen. Antalya'dan geliriz. <yani. gülüyor> Gittiğimiz yerden hemen arayın. Yani en kötü görüntülü olarak yardımcı aynen, oluruz canım. Sıkıntı yok. Her yerde. Öyle. En kötü var çekici. Tabii ki öyle oluyor telefonu bir yerden çekici, sonra da. Bir şehre kadar. Çünkü gelen arkadaş da yapamayacağı bir şeyse en kötü çekici parça bulur. Parça lazım olduğu ama zaman mecbur yani. Çekici numarası bulmak da problem işte. Yani evet. O gruplardan tanıdığı oluyor bilmem ne oluyor oradan evet, yani haberleşiyor. Kapının önünde bir kere debriyaj halatı kopmuştu. Hemen usta yaradı geldi yaptı. Devam etti yani. Evet. Öyle şeyler arası yolda daha bir şey olmadı. İyi evet, olmasın da yani. Sarı da belki bir iki kere. Sarı Bos Bos'ta. Ona kaldım bir iki ama anlat, şehir anlat. Içinde. Hep şehir içinde kaldım işte. Işıklarda evet, kalıyorum mesela. Çorum'dan dışarı çıkmadığım için desene. Onunla evet Çorum'dan dışarı Samsun'a falan gittim. Samsun. Oraya gittim. Oraya ha, kadar gittim. Doğru oraya gittim. Yolda Çorum merkez içinde kalıyoruz. Işıklarda istop ediyor mesela. Bir daha çalıştıramıyorum. Ama tabii diğer çevredeki insanlar öyle bir şey davranmıyor yani. Diğer bir araba kaldığı zaman, yolu tıkadığı zaman böyle biraz sinirli oluyorlar. Evet. Ama hepsi arabasına iniyor. Ya ittirerek beni kenara alıyorlar. Bosos'un sempatisine kimse dayanamıyor yani. Aynen. Arabanın kendine ait bir şeyi var. Böyle insan gibi gerçekten. Karakteri yani var. Bir göz gözlü sanki yüzü bir suratı var yani. Aynen ifadesi var yani. Kaputu burnunu çok benziyor. Çok değişik yani. O yüzden Bosos daha farklı. Tampon ağzına benziyor. Aynen. Gülen bir surat gibi evet. Kocaman. Aynen. Evet zaten insanları gülümsetiyor. Bence hemen. De aynen. Ondan kaynaklanıyor bence. Çok sempatik bir araba. Aynen. Gören insanların suratının yüz ifadelerinin değişmesi gerçekten mutlu ediyor yani, insanı. Yani. Yani mesela yolda giderken bir araba sollamaya çıktığım zaman tabii hızımız belli. Aynen. Sollayamayacağımız zaman belli bir süre diğer araçlar mesela hep bekliyor. Selektör yapar ama bunda hiçbir şey demiyorlar. Bekliyorlar. Bekliyorlar. Geçene kadar bekliyorlar. Hiçbir şey demedi. Müsaade ediyorlar. Geçtikten sonra da zaten arkada çocuklar falan oturuyorsa el sallıyor. Yani güzel oluyor yani. Dediğin gibi bir şeylik oluyor. Evet. Vosos'ta yola çıktığınızda yanınıza almanız gereken ilk üç şey desek. Telefon. Araçtan anlayan biri. Numara. Telefon numarası. Telefon numarası listesi. Hangi ilde kim var?
Öyle. Ben. Evet. Moral kaynağı. Tabii yani bekleyeceğiz. Sopa yapmamız gerekiyor. Alacağız çekirdek. Kamp sandalyelerini falan. Yok, kamp sandalyesi kesinlikle çok evet, iyi yani. Kamp sandalyesi. Onlar çok işe yarıyor. Küçük tüp, kamp tüpü. Olabilir. Küçük bir tane çaydanlık. Kaldığın yerde moral bozmak yok. Kesinlikle. Evet. Aynen, aynen. Bizim de öyle. Biz diyoruz mesela kaldığımız yerde kamp atarız. Artık öbürsü gün bakarız. Çok da tabii şey yani, değil. Yani. Gece, biz de hep olumsuz düşünüyoruz. Hep kalacak gibi. Yani o ihtimalleri yani düşünerek hep, evet. Hareket ettiğimiz düşünmemek için. Lazım. Ya. Aynen, biz aynen. Mesela orduya gittiğimizde motorumuz hasar görmüştü zaten içten. Biliyorduk yani. Böyle ses geliyor tık 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 tık. Yani yatak sarıyor, vuruyordu. Neyse dedik biz gidelim. Kampımızı yapalım. Eğlencemize bakalım. Zaten bu motoru mecburen yaptıracağız. Gittik. Yaylaya çıkarken yolda kaldık. Fındık tarlasının yanında. İncin top oynuyor. Kimse de yok. Fındık mı topla? Evet. Çektik arabayı zar zor oraya. Gece ustayı aradım çekici. Dedi yarın sabah gelebilirim anca. E ne yapacaksın? Yattık içine. Kaldık. Ne yaptık? Çay yaptık. Çay yaptık yani. Yaktım sema diyormuş. Biz de koyalım o zaman ufak tefek bir şeyler evet. Yolda kalma ihtimaline karşı çok iç içe kalalım. Yolda kalmak için değil de durursunuz bir manzara ya. Tabii ki hoşumuza giden bir yer. Zaten bu araçla hız yapma olayı değil aynen. Yani tintin. Maksat gezmek. Tabii tabii. Tabii. Ya sizin bir uzun yol yapmıyoruz siz sürekli ya gezdiğiniz için. Ya zaman olmadığımız için. Evet. Aynen biz. Ama burada da olsa bir gelincik tarlası gibi bir şey. Aa ne kadar güzel diyorsun. Bir kenarda durayım bir resim çekineyim falan çok hoş. Ya da bir barajın kenarında doğru. Evet. Aynen bizim bitti mesela özel bardaklarımız var o sos. Barda çıkartıyoruz onları aynen mahsus. Instagram'a bir fotoğraf alacağız. Mecbur. Güzel bir manzara da. Biz de bulalım o vosvos bardaklarından. Ben de istiyorum da internette falan baktım bulamadım. Aynen. Onlardan. Amasya'da bulduyduk biz de ya. Bir yerde vardı. Denk gelirsem ben de alacağım da. Vosvos şeklinde böyle. Ha, gelirsek aklımızda olsun bizim de yolda falan. Aynen aynen aklımızda kalsın. Peki Maviş'le yaptığınız en uzun yolculuk desek. Şu an Samsun oldu herhalde. Samsun'a kadar. Samsun 19 Mayıs etkinliklerine katıldık. Orada nasıl da bayağı yol yaptık ama içinde. Etkinlik güzeldi yani. Kalabalıktı. Dış vatandaşlar da bayağı bir şey yaptı yani. Aynen. Çok sevgi, ilgi gösterdiler. Bayağı güzeldi yani. Mesela buradaki yaşayamadığımız sevgiyi orada daha çok gördük. Samsun'un adı var. Samsun'da evet. Aynen. 19 Mayıs Atatürk'ün çıktığı gün. Kesinlikle. Kalabalıktı da yani. Bayağı bir kalabalıktı. Evet. Peki gidiş evet. Hikayeniz nasıl oldu? Onu da dinleyelim. Gidiş hikayemiz. Yani buradaki toplanma işi. Yani burada arkadaşlarla toplanıp gidecektik. Katılım az oldu. Evet. 4 araç gidebildik. 2 araç bizden önce çıkmış. Biz de bir Zeynep diye bir arkadaşımızla beraber. Adını analım burada. Zeynep diye bir arkadaşımız var. Onunla beraber tın tın yavaş yavaş gittik. Evet. Çok şükür. Etkinliğimize katıldık. Atlı akşamda ağır ağır geldik. Atlıyı da alabilirsin atlıkla. Elin yanmasın. Samsun'a kadar gittik ama amacım bilmiyorum ama bu sene olur mu? Fethiye'ye gitmek. İki günde gözüm olacak. Keser mi bilmiyorum ama bir Fethiye'yi düşünüyorum yani bu sene. Yok mu bitti mi? Kafaya taktın herhalde bu Fethiye Ağustos Festivali. Evet. İnşallah. Umarım biz de oralarda oluruz diyeceğim ama orada. Bakalım. Yol yakınsa böyle şeyden ineriz. İşte Ankara'ya geçtikten sonra o taraf eğer festival yakınsa aşağı inip yukarı çıkın. Bakalım. Bakalım yani. Yol nereye biz oraya biraz öyle. Aynen. Bizim tamamen yani plansız doğal. Olduğu için. Aynen. Spor. En güzel öyle. Evet. Yani şey söyleyeceğim şimdi de bu Vosfos'unuzun geçmiş hikayesi hani nerede kimler kullanmış kimlerden alınmış hiç onları. Hiç, Kimden hiç aldınız öyle? Ben galericiden aldım. Hmm. Takas usulü başka bir. Çorum'da? Çorum'da değil İstanbul'da. Ha. İstanbul'dan aldım. Evet. Hatta aracı alırken görmedim. Hmm. Bir takas usulü vardı. Benim klasik bir Mercedes'im vardı. Klasik Mercedes'ime takas sundular. Vosfos'u sevdiğimi bildikleri için. Evet. Videosunu gördüm. Hoşuma gitti. O zaman limon da vardı bende. Dedim iki tane olsun dedim. Tamam takası kabul ediyorum dedim. Hı-hı. Hiç aracı görmeden aldık. Çekiciyle geldi buraya. Ben burada gördüm. Binip de gelmedim. Tabii binip de gelmedim. Çekiciyle getirdiler. Evet ama gayet temiz. Yani kaporta olarak. Evet güzel. Zaten güzel. Videoda da böyle gözüktüğü için. Evet.
Aynen düzgündü. Aynı anda hiç şeyim yoktu. Vososum hiç yoktu. Hayal kuruyordu. Bir anda iki tane vososum yan yana oldu. Senmiş. Eski vososunda fotoğrafları varsa alırız onu. Bakarız. Koyarız. Hatta o da benim iş yerime gelen Konya'da bir firma var. Hı hı. Firmanın satış sorumlusu. Ben de hevesliyim falan dedi. Kamyonla malzeme gelmişti. Araç hoşuna gitti mi? Kamyona ya istiyorum falan dedi. Dedim sportifçiye dedim ki yükle dedim kamyona dedim. Ödemesini nasıl ödeyeceğim dedi. Ya sen al dedim git dedim tamam dedim. Kamyonu yükledik gitti. Hadi ya. O da öyle aldı. Ya çok ilginç değil mi? Çok ilginç bir hikayeymiş. Umarım görürüz onu da. Yani plakası falan İnşallah. Umarım eski haliyle. Aslında perşembe haliyle günü burada olsaydınız tabii kendisini gördünüz. Kendisi gelecek perşembe günü ama. Tabii limon eğer Konya'ya giderseniz. Evet. Gideriz, gideriz. Konya'ya giderseniz ben sizi yönlendiririm. Haberleşiriz. Evet. Evet. Onunla da görüşürüz. Yolculukta mesela Vosos'ta yolculukta çocuklarla hani yolculuk çok uzun yapmamışsınız gerçi. Umarım Marmaris'e gidersiniz de yaşarsınız hani o zaman. Onları da o zaman paylaşırız hani ne gibi zorluklar yaşarsınız, yaşıyor musunuz? Gerçi çocuklarınız büyük. Hani ya şimdi zorluk yani en son olan şeyi anlatayım. Samsun'a gittik. Kalifer tesisatımız çalışmıyor. Hava sıcak. Arkadan hava bir yandan sıcak. Arkadan sıcak ısı veriyor. Aynen. Evet. Sıcaktan yandık biraz. Bir de koltuğun altına veriyordu. Arka koltuğu. Evet, tabii. Hmm. Artık ayaklarını kaldırdı bağdaş kurular geldiler. Evet. O çıkışların altına eğilip bağlamak lazım evet. Aslında. İşte, kapanmıyorsa da. Kapanmadı. Oradan bir yere bağlayıp telle kapatabilirsin aslında. Yani. Evet sana sormalı. Yandı mı Mustafa? Nasıl geçti yani. Uzun yolculuğun? Uyuyarak. Uyuyarak. Yani ilk başta böyle biraz ayağım yandı. Evet. Sonra ben çıkarayım dedim. Çıkardım. Bağlaş kurdum şu şekilde. Bir yerden sonra iyi geldi. Sonra uykum geldi. Hem daha uzun rahatmış burası dedim. Hem yattım. Yo arka koltuk çok rahat ama. Aynen. Araçların arkası. Ama Özge olduğu için ben tam sığamadım. Özge olmasa yatardın. Yatardım. Bir de eşyalar da belki vardır. Var mıydı? Eşyalar sonra... yoktu. Ha. Eşyamız hiç yoktu. Sonra günübirlik olduğu için. Sonra gidişte ben uyandım, Özge yaptı. Nöbet değişti. Müzik dinliyorum. Peki sen nasıl yaşadın orada 19 Mayıs konvoyunda? Neler hissettin? Sen anlat onları neler biraz. Neler hissettim? Neler hissettim? Tam nasıl anlatayım? Uygulandı mı? Hoşuna gitti mi? Öyle gitti. Bir ortamda. Anlatılmaz yaşanırdı. Ama sen anlat dinliyoruz. Mesela bu Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı aklıma geldi. Ben çay doldurayım. Biz de onun gibi sanki Samsun'a çıkmışız gibi aklım. Öyle ya. Bol soslarla. Sen de adın Mustafa ya. Değil mi? Evet. Duygulandırdı değil mi seni öyle? Evet. Ha, bir de herkes çok büyük ilgi gösteriyor. El sallıyorlar evet. Falan. Sen de bayrakları salladın değil mi? Bayrağı dışarıdan tuttu. Ah bir de bu mavişin üstü açık olsaydı dedim mi? Süper olurdu evet. Doğru. Önünde birkaç tane böyle üçlü açık falan vardı. Bineydin onların içine. Ama olsun. Kendi çekim aramızda. Yapıyorlardı değil mi? Peki çok beğendiğin oldu mu içlerinde? Hiç öyle gidip inceledin mi? Çok beğendiğim bir tane kiralık araba almışlar. Böyle kaşları var şu şeylerin evet. Olduğu yerde böyle 2-3 tane tel evet. Yapmışlar. Kirpik yapmışlar. Evet çok şirindi. Sarıydı değil mi o da? Evet. Çok güzel. Tam böyle kız gibiydi yani böyle. Budak mudak yapmış. Değil mi? Evet. Çok hoşuna gitti. Çok sempatik oldu. Tanıştın mı peki gidip hiç? Ya. Durmadık ki onun yanında böyle. Ha, evet. Fotoğraf falan çekineyim mi? Biz zor yetiştik. Siz bir de kampta kalmadınız. Kampta kalmadık. Günübirlik. Evet. Öyle deyince. Öyle konaklamadınız. Konaklamadık. Tamam. Ondan eşya yokmuş. Kampta yoksa yığılı gittin. Çakılı gittin. Vardı aslında çadırımız. Uyku tulumu var mıydı? Uyku yatak vardı. Yatağımız falan her şeyimiz vardı. Ama işte şey yoktu. Evet. Onları da alınırdı. Ya tabii canım paylaşılabiliyor da yani. Hani. Ha, evet evet. Yani haberimiz kampta olsa birlikte hareket mutlaka. Etseydik. Evet. Aynen. Daha şey yapabiliyorduk. Oradakileri sizin kadar iyi tanımadığımız için biz de çok şey yapamadık. Onlar da sıcak kalmadı. Yok yok iyilerdi de. Yani çok güzeldi süperdi. Evet. Şimdi Ordu'dan arkadaşlar da vardı. Yurdagül Hoca falan vardı mesela. Ya, o ordunun başkanı. Biz işte tam böyle konvoya çıkılacak saat zor yetiştik. Aynen. Çok tanışma fırsatı. Ondan sonra da işte konvoy
şey alanına gidildi, kamp alanına. Havada geç olunca biz fazla duramadık yani. Fazla tanışma fırsatımız olmadı ama ileride inşallah yakın gideriz. Olur olur, niye olmasın. Yine gideriz tabii ki. Evet. Çorum Vosloz Kulübü olarak. 19 Mayıs'a. Umarım Çorumcu'daki Vosloz'cular da bir araya gelip bir şeyler yaparsa. İnşallah. Çorum'daki arkadaşlarımız da iyiler ama işte dediğim gibi imkanlar, ortam olmayınca. Evet. Olsun, ben buradan mesajı vereyim de. Yani bir Orta Karadeniz olarak mesela Çorum, Tokat, belki Amasya. Belki seneye bir ordu programı yapılabilir yani. Denk gelir. Yani Sivas, ne bileyim, buradaki Vostosçuların hepsi toplanıp hani bir şeyler yapsa bir ortak kamp çok güzel olur. Yani belki bizim önderliğimiz de olur. Yani toplarız belki bu videolar sayesinde ileride. Yani bir sene, iki sene sonra belki olabilir yani. Amasya'da. Neden olmasın? Tabii ki, inşallah. Aynen. Bakalım. Çok güzel, umarım. Süper olur. Olur, niye olmasın? Hayaller. Olur, olur. Peki, Vosos sahibi olmasını istediğiniz arkadaşlara ne demek istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Bir tanesini yaptık da. Birini yaptık. Yani. Konya'da. Sonra, evet. Evet. Bir günde yaptım yani. Bir günde de andık. O da çok memnun ama. Hmm. Yani diyor, iyi ki diyor, almışım diyor. Evet. Çünkü diyor, bir hayatımıza bir renk katıyor. Hı hı. Tabii ki bakıyorsun mesela sabah moralin bozuk bile olsa gidiyorsun, hı hı, bakıyorsun, gülümsüyor sana. Tam gülümsüyor yani. Yani. Ya, evet. En kötü de çalıştırıyorsun, sesini dinliyorsun. Bu bile yetiyor. Peki çevredeki arkadaşlar ne söylersin Vosos olmayanlara? Yani biraz önce alsınlar diyeceğim ama çok fazla da olduğu zaman size anlamı kalmaz. Herkes de olduğu zaman. Olmaz yani. Zaten. Ha. Çok fazla araç yok yani. Evet. Gönlünde olanlar. Evet, ruhunu yaşamak ruhunu isteyenler. Ruhunu yaşamak isteyenler inşallah. Evet, inşallah alırlar yani. Zaman da alırlar. Peki hani şey, hani bakmaları gereken, hani alırken sen tabii videosunu görmüşsün, almışsın. Şimdi sana ne sorsak boş. Tipini ben beğendi- gözümü kararttım. Tipini beğendiyseniz alın. Evet, evet. Bizim de öyle oldu canım. Ankara'dan aldık işte. Sadece sahibinden de ön farını çekmiş koymuş adam. Aradık. Pazar şey, geliyoruz dedik. Ankara'ya gittik yani. Öyle oldu, evet. Hiç. Benim o limon almam da Samsun'da ama tabii ben buradaki arkadaşlara sordum. Dedim ben böyle böyle bir araç alacağım. Evet. Zaten bu Vosos şeyleri de birbirini tanıyorlar. O Samsun'daki, ben Samsun'dan almıştım limonu. Samsun'daki arkadaşlara sordular. O ona sordu derken arabanın tabii geçmişini buluyorlar. Evet. Ay, sizin iyi. Peki yani gittiğim zaman anlatılan gibi oldu. Evet. Anlatıldığı gibiydi araba. Sürprizle karşılaşmadık. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizi de o tarafa gelin. Hoşçakalın. Gelin hemen. Yok yok, oturun oturun. Oturun. Yok, yine de şey yapmayalım size. Yok yok. Aynen. Şöyle. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Maviş'i tanıtımına geçtik. Evet. Maviş'imiz plakası bu şekilde. Belki önceki sahipleri tanır bilir. Sonuç Ankara plaka. Evet. Burada da Mustafa'mız var. Manken gibi oturmuşsun ha. Bakalım. Mavişimiz böyle. Kaportası gerçekten yani kusursuz diyebilirim. Hiç çürüğü çarığı yok herhalde. Hayır. Gerçekten çok temiz. Yani 74 model değil mi? Doğrudur. Burada. Evet. Bakalım sesine. Motorunu da görebilir miyiz? Evet, motorumuz da bu şekilde. Kaç motor bu? 1600. 1600. Evet. Güzel. Biraz kirli ama olsun. Motor, evet. Motorlar öyle yağlı, evet, oluyorlar. Ben şöyle şurada açayım da o. Yine. İçi. Bunlar ne diye geçiyor? Big mi? Evet. Ben pek bilmiyorum ama modellerini bu şekilde iç tarafı, koltuk. Şeye basma, çizersin. Aynen. Çamurluğa basma, ayakkabı. Koltukları krem. Deri değil mi bunlar? Evet. Evet. Yani aldığım gibi hiç şey yapmadım, bakamadım aslında. Evet. Koltuklar. Elden geçmesi gereken yerleri var ama. Olsun. Gayet güzel ya. Yani, kullanımda. Öyle. Özel bir yeri var mı böyle diğerlerinden şey? Evet, bizim logomuz da burada.
Yani özel tanıtmak istediğin bir yeri var mı bunun? Yok, mesela hayır, hayır. Öyle diğer arabalardan ekstra bir özelliği ekstra falan. Özelliği yok. Evet. Tamam. Görüşürüz o zaman.